Merhaba sevgili izleyenler, STV ekranlarından bizi izleyen tüm izleyicilerimize sevgiler, saygılar. Bugün iki konuğum var. Eskişehir'de herkesin yakından tanıdığı, Eskişehir Spor'un yıllarca forması giyen Metin Şeker. Bir de hemen ortada milli sporcumuz, milli tekvandocu, Avrupa şampiyonu, dünya ikinciliği söz konusu olan Gülsena Karakuyu'da. Gülsena, önce hoş geldin ve tebrik ediyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet Metin Hocam, Eskişehir Spor artık küme düştü. Matematiksel olarak. Kesinleşti. Evet. Hala umut besleyenler var ama yani şimdi baktığımızda Eskişehir Spor'un 21 puanı var. Bizimle beraber küme düşme mücadelesi veren diğer iki takımda 29 puanı var. Yani Eskişehir Spor kalan 5 maçın hepsini kazanacak. Diğer takımlar mesela Akhisar'dan Konya Karatay'da devamlı puan kaybedecek ki Eskişehir Spor ligde kalabilsin. Bu olacak bir iş değil. Yani elindeki sen fırsatları değerlendiremedin. Yani şimdiye kadar bir baktığım zaman eğer o fırsat eline geçen fırsatları değerlendirmiş olsaydı Eskişehir Spor şu anda 32-33 puanı olması söz konusuydu daha ligler bitmeden. Yani en az bir 3 puan daha almış olsa 36 bilemedin 37 puanla ligde kalma ihtimali çok yüksekti. Sen bu fırsatları teptin, değerlendiremedin. Şimdi kalmış 5 maç, 5 maçta hala umut besleyenler var. Bu olacak iş değil yani. Şimdi matematiksel olarak düştük. Yani bunun artık şeyi yok. Hayal görmenin de bir anlamı yok. Önemli olan önümüzdeki sezona ne yapabiliriz? Yönetimde daha önce de bunların şeyi, yani aklın yolu birdir. Bunları değerlendirmek lazım. Eldeki kadroyu daha güçlendirmek açısından her türlü şeye destek olacak yönetim ve taraftar el birliğiyle iş dünyası. Eskişehir'e sahip herkes çıkması lazım artık bundan sonra. Taşın altını eline koyacak. Yeni sezon için program neler yapabiliriz? Daha ne iyi bir yerlere gelebilme açısından bir çıkış yakalanması lazım artık. Yani bu... Hocam şimdi onu yani yeni bir sezon planlaması kuracağız ama şimdi Pendik maçta diyorum ilk yarı yani ilk yarı sonu zaten golde geldi. Yani sen maçın yani ilk yarının sonunda kırmızı kart görüyorsun ya. İşte tecrübe bazı şeyler burada eksik. Hocam yani. Tecrübe diyorsunuz yani tamam da şimdi bak 29 hafta geçmiş. Evet. 30 hafta geçmiş. Yani 30 haftada eğer bu Eskişehir Spor forması giyen futbolcu kardeşlerimiz tecrübe edinemediyse ne zaman daha tecrübe edeceksin? Tecrübe o kadar kolay değil. Yani bu farklı bir şey. Yani sahada sorumluluk taşımak. Eskişehir Spor forması her zaman söylüyoruz. Ağırdır. Herkese yani nasip olmaz. Kardeşlerimiz bunun değerini bilmesi lazım. Her seferinde izah ediyoruz. Geçen bizi davet ettikleri zaman da çok güzel bir söyleşi oldu. İzah etti kendilerine. Hepsi pırıl pırıl insanlar. İşte bir anlık sinir ya da gaflete mi düşüyor? Yani kontrolsüz diyeyim ben daha doğrusu. Yani aklın yolu bir düşünme ve ileri yani takımı 10 kişi bırakmak çok kötü bir şey. Yani her sporcu bunu... Deplasmandasın, lidere karşı oynuyorsun, takım eksik yani, bırakıyorsun. Yani oradan bizim puanı almamız ya da şey önemli değil o. Galip de olabiliriz, beraberlik de alırız. Yani mağlup da olabiliriz, her türlü şey. Ama takım 10 kişi bırakmak kadar kötü bir şey yok. Yani bu psikolojik olarak diğer arkadaşlarına da yansıyor. Yani yönetim olsun, kulübedeki diğer arkadaşlar olsun, görev. Herkese yani bir boşluk oluyor. Bir anda böyle bir şey olarak sahada kaybolursunuz. Goller de geliyor, gidiyor. Yani bunu... her seferinde konuşmak, her maçta ya da her konuşmada idare bunu söylüyordur teknik adamlar, görev yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ama işte bir anlık saniye ve bir göz açıp kapayına kadar olan bir hareket ya da farklı bir şey, konuşma, itme, kalkma bunlar yakışmıyor. Yani 10 kişi hiçbir zaman büyük bir sorumluluk yani. Bunu evet. Herkesin bilmesi lazım. O yük, üstündeki yük çok farklı. Şimdi hemen detaylara gireceğiz ama şimdi 2-3 yıldan beri Eskişehir'de konuşulan çok ciddi bir konu var. Onur Arı'nın konusu. Şimdi Pendik maçında Onur Arı forma giymedi. Evet. Kimisi sakat dedi, kimisi formsuz dedi. Ama bunun altında yatan başka bir dedikodu olduğu konuşuluyor. Onur'un Suat Hoca ile bir menajerlik konusu geçti. Suat Hoca'nın yardımcısı. Menajerlerle konuşturduğu iddia edildi falan. Suat Hoca öyle bir şey yok demiş ama sonuçta böyle bir dedikodu söz konusu. Yani Onur Eskişehir Spor'un şu anda en gözde futbolcularından birisi. Gözde batan futbolculardan. Muhtemelen de sezon sonu şapkası alıp gidecek. Şimdi
hani böyle bir Suat Hoca'nın onu bir pazarlama... Hoş olmayan bir şey. Yani şimdi menajerlik Türkiye'de artık kulüplerin bir yakasına yapışmış, musallat olmuş bir şekil. Evet. Yani burada sporcuları yönlendirme, atıyorum tatlı sözlerle işte şöyle sözleşme, böyle sporcu oynarsa parasını alır. Bunu defalarca söyleniyor, büyüklerden nasihatler alınıyor. Menajerlik artık bir ticarete döküldüğü için ne işte hem sporcudan hem kulüpten bir gelir elde ediliyor. Evet. Yani menfaat var burada. Paranın olduğu her yerde sıkıntı olur. Yani. Onun için ama hoş değil. Küme düşmüş takımdan böyle bir takımın içinden huzursuzluk olması. Şimdi atıyorum Onur'u menajer alsa, bir yere pazarlasa. Şimdi diğer arkadaşı diyecek senin menajerine ben gideyim. Ben takım içinde bir kaos olacak. Evet. Yani bunlar hoş değil. Hani görüşmeler olsa bile yalanlanacaktır muhakkak, istenmeyecektir. Ama böyle bir şey kulübe de yakışmaz. Kulübe zarar verir ve kendilerine de zarar verir. Bu hayır, bir takımın teknik direktörü yani bir futbolcu alıp bu konuda bir menajerle olmaz. Zannetmiyorum Suat Hoca'nın böyle bir şey yapacağını ama yapılsa bile bunun bilgisi dışında Onur Aran'ın gelip yönetime ve teknik heyete bilgi vermesi lazım. Böyle evet. Bir bana teklif geliyor evet. Ya da böyle bir konuşma var. Siz ne dersiniz hocam, uygun mu değil mi? Yani ilk tabii. Önden bunu sorgulamak lazım. Ama menajerlere de bir şey denecek yok. Her takım menajerlikten sıkıntı yaşadı. Süper Lig takımlar, bütün takımlarda bu sıkıntı. Tabii. Yani alıp götürmeler, kaçırmalar, atıyorum yani değişik alternatifli sözleşmeler işte şöyle olur, böyle olur. Daha parayı istediğimiz gibi her türlü alırız derdesine. Şimdi çocukların akıllarını siliyor ama en başta yanlışlık burada. Evet. Peki hocam, detaylara gireceğiz ama hemen konuk Gülsünay'a dönelim. Kardeşimizi tebrik edelim tekrar. Evet, çok tebrik güzel. Ederim. Bir, yeni bir Avrupa şampiyonluğu evet. Kazandı Türkiye'ye. Eskişehir'in gerçekten gururu ve altın kızı olarak değerlendiriyor. Hedefi dünya şampiyonluğu, inşallah hedefine ulaşırsınız. Gerçi dünya ikinciliği var. Bir adım kalmış. Bir adım kalmış. Var. O evet. Bir adımda inşallah yakın bir dönemde gerçekleşirsiniz. Evet Gülsene, önce kendi bir tanıt. Kimsiniz? Spora nasıl başladın? Kimin sayesinde başladın? Kim destek oldu? Annenin de sporcu. Senin yaptığın sporu yaptığını biliyoruz. Hatta annenin de dereceleri var. Bakın kendinden biraz bahset. Öncelikle merhabalar, ben Gülsena Karakuyulu, 22 yaşındayım. Yaklaşık 13 yıldır tekvando branşındayım ve tekvando branşından milli sporcuyum 2014 yılından bu yana. Tekvandoya ben aslında hiç istemeyerek ve böyle gerçekten nefret ederek başladım diyebilirim. Hatta antrenmanlara gitmemek için kaçmaya falan çalışıyordum. Annem işte her antrenman çıkışı bana çiçek alıyordu, çikolata falan alırken kandım bir anda onlara ve tekvandoya devam ettim. Annem zaten kendisi tekvandocuydu. Annenin de ismini söylersen en azından. Evet, Dilek Karakuyulu anne. O da şu an işitme engelliler milli takımda antrenör. Ayrıca bizde de milli takım antrenörüydü. Annemin vesilesiyle tekvandoya başladım ve annem sayesinde buralara kadar geldim. Evet. Peki ilk sınava yani şampiyonluk sınavına ilk ne zaman girdin? O heyecanı bir anlatır mısın? İlk yarışmadaki yaşadığın heyecanı. Tabii. Tekvando'ya başladıktan yaklaşık 4-5 ay sonra ilk kuşağımı aldıktan sonra yarışmaya girmiştim. İlk yarışmamda iller arası yarışmada ikinci olmuştum. Ondan sonra devam etti. Böyle zaten bizim en büyük hedeflerimizden biri Türkiye şampiyonudur. Çünkü Avrupa ve dünyanın kapısını açan ilk maç Türkiye şampiyonudur bizim için. Yaklaşık bir 5-6 yıllık bir süreçten sonra sürekli girdim olmadı işte çok az kala falan böyle eleniyordum. İlk Türkiye şampiyonu olduğumda annemle böyle sarılıp hüngür hüngür ağlamıştık hani hatta. O 5-6 sene elde edemedim, başarısızlık seni yıldırmadı değil mi? Yok, yıldırmadı. Aksine daha çok hedefime kitlenmeme yardımcı oldu. Çünkü bir başarıyı istiyorsam zaten pes etmek gibi bir şey olamaz. Başarı emek ister, pes etmeyi kaldıracak bir şey değil. Onun için daha çok çalıştım. İşte her maçtan aslında bir şey kaybetmiyordum. Çünkü tecrübe kazanıyordum. Evet. Eksiklerimin farkına vardıkça onlara yönelik çalıştım. Ve ilk Türkiye şampiyonumu da 2014 yılında aldım. Bizim 5 yıldır falan beklediğimiz bir olay olunca annemle öyle sarılıp hüngür hüngür ağlamıştık. Sonra da Avrupa Dünya yolları açıldı çok şükür. Sevinç gözyaşları çok güzel. Evet. Anneni de burada tebrik edelim. Evet yani. Çok güzel. Evet. Şampiyon bir anneden, evet. Şampiyon bir kız. Ailece tebrik ediyoruz. Aynen. Peki, hani tekvandoya başlamadan önce başka bir spor alanında bir ilgin var mıydı? Ya yani ben şu sporu yapabilirim diye.
Aslında birçok branş denedim. Hatta buz pateninde Türkiye derecelerim vardı. Buz patenini Eskişehir'de kapandığı sıra tekvandoyu annem yönlendirmişti beni. Kendisinin branşta olduğu için. Ben onun için zaten istememiştim. Çünkü ben buz patenini çok seviyordum. Ondan sonra tekvandoya yöneldim. Öyle devam etti. Evet. Bir de hatırlatalım. Artı 18 yaş grubunda Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Büyüklerde oldum en son. Şimdi tabii Avrupa şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu, dünya ikinciliği kolay elde edilecek bir başarılar değil. Bu başarının altında ne yatıyor önce? Ondan özellikle bu spora başlayacak veya yeni spora başlayan gençlere bunu bir anlatalım. Yani hedefe ulaşmak için ne yapmak gerekiyor? Önce nereden başlamak gerekiyor? Ya bence öncelikle çok çalışmak gerekiyor ve asla pes etmemek gerekiyor. Ben hiçbir yenildiğimde yenildim olarak düşünmedim. Az önce dediğim gibi tecrübe olarak düşündüm ve o eksikliklerimi tamamlamaya çalıştım. Aslında doğru çalışmakla çok çalışmak bence çok önemli bir kelime bizim için. Çünkü başarıya ulaştıktan sonra insanlar evet ulaştım dedikten sonra antrenmanları bırakıyor. Ama ben mesela her maçtan sonra kendimi tamamen sıfırlıyordum. Türkiye şampiyonu olduktan sonra benim için bitiyor. Başka bir seneye çalışıyordum. İnsanların hedeflerine odaklandıktan sonra tamamen doğru bir yolda ilerleyip hedeflerine doğru adımlarla gitmesini tavsiye ederim ben. Peki Türkiye şampiyonuyla Avrupa şampiyonu tabii farklı bir heyecan. Türkiye şampiyonu oldun, ilk Avrupa sınavına çıktın. Oradaki ilk sınavındaki hedefin neydi? Yani Türkiye dünya şampiyonu veya Avrupa şampiyonu bir hedef koymuş muydun? Ben her yılın başında işte Ocak ayına ilk girdiğimizde böyle tabelalarım vardır. Oraya hep şey yazarım işte Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu. Böyle tek tek hedef koyarım. Önce ilk hedefimi gerçekleştirdikten sonra bu sefer ikincisine kitlenerek ona göre çalışırım. İlk Avrupa şampiyonluğumda ilk girdiğimde oldum. 2015 senesinde olmuştum. Zaten ona inanılmaz kitlendim ve onun için çok çalışmıştım ve kendime inandım. Bir de 15 yaşında aslında belki bu kadar gerçekçi gelmeyebilir ama inanılmaz bir milli duyguları insanın çok fazla oluyor. Çünkü ben orada bir tek kendimi temsil etmiyorum. Türk bayrağını temsil ediyorum, kendi milletimi temsil ediyorum. Bunun için İstiklal Marşı'nı okutabilmek için açıkçası elimden gelen her şeyi yaptım ve bunu da başarmıştım ilk Avrupa şampiyonunda. Tabii şimdi Avrupa şampiyonu oldun, o kürsüye çıktın, Türk bayrağı asılmış, İstiklal Marşı okunuyor. Muhteşem bir şey, duyguyu, evet. Değil mi? İster istemez gururlanıyorsun yani. Ben Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettim, al bayrağımızı gönlüne çektim ve İstiklal Marşı'nı da okuttum diyorsun. O duygu bambaşka yani. Millet olarak da muazzam bir duygu. Evet. Herkesin tüyleri yani diken diken olur. Onun için tebrik ediyoruz. Ben gerçekten Avrupa'da veya Dünya Kupası yarışmalarında şampiyon olan sporcularımız, Türk sporcularımız hangi branş olursa olsun inan gördüğün zaman o İstiklal Marşı okurken ben de kalkıp İstiklal Marşı okuyorum ve o kardeşlerimizi yani elim patlayacak kadar da alkışlıyorum. Niye? Çünkü beni temsil ediyor. Yani bendekini Türkiye'yi temsil ediyor. Türk milletini temsil ediyor. Ve gururlanıyorum gerçekten yani. Fevkalade bir duygu. Evet. Onu insan peki, yaşamak. Yani zor bir spor dalı. Genelde bu spor dalını hep erkekler yapar diye bir inanç var. Erkek sporu diye. Ama son yıllarda bakıyorum gerçekten kadın sporcularımız da tabii Avrupa'da çok büyük başarılar elde etmeye başladılar. Göğsümüzü kabarttılar. Demek ki sporun kadın veya erkek bir şey ayrımı yok. Sen futbol hocam. Yıllardan hep futbol, evet, erkek futbol denmiş ama son yıllarda işte evet kadınlar futbol değil de kuruldu yani. Tabii. Hatta kadın milli futbol takımımız var. Avrupa şampiyonlarına katılıyor. Yani erkek sporu değer olarak değerlendiriyor. Sen nasıl yorumluyorsun bu düşünceyi? Ben sporun kadın erkeği olduğunu çok düşünmüyorum ama tabii ki tekvando da genel olarak erkeklerle böyle çok fazla bağlaştığı için ilk zamanlar biz de çok zorlanıyorduk. Fakat işte dereceler geldikçe, başarılarımızı gördükçe insanlar daha çok desteklemeye başladı. Onun için ben şu an çok mutluyum yaptığım spordan. Evet. Peki bir de genelde şöyle bir yorum vardır. Kadınlar işte tekvando, judoya başladığı zaman, sporu yapmaya başladığı zaman kendini savunma açısından kullanırlar. Yani önce sokakta karşılaşacağı bir şiddet, bir eyleme karşı en azından savunma yapabilirim, kendimi savunabilirim düşüncesiyle bu spora başladığı şeklinde iddialar söz konusu. Ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii ki.
Yani ben bunun bir miktar etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü sokaklarda şu an başımıza ne geleceği belli değil ve her kadın, yani aslında her insan kendini savunmayı öğrenmesi gerekiyor. Annem de beni bu yüzden aslında birazcık başlattı. Annem okullarda da işte tekvando dersi falan veriyor. Çünkü her böyle insan kendini savunması gerekiyor. Onun için önemli bir şey bence. İstanbul Sözleşmesi askıya alınca mecburen bazı, ama temelde bu. Kadınsız, bayansız hiçbir şey olmaz. Evet. Onlar yaşamın her yerinde ve aynen, sporun da her yerinde olmak zorundalar. Tabii. Ve başarılılar da. Evet. Yani hakikaten olmazsa olmaz diye bir şey. Mümkün değil. Bakın Eskişehirspor genç bayan takımı kurdu. Namalup devam ediyorlar. Şampiyonluğa gidiyor. Gayet evet, güzel. Yani yönetimin burada bir takım kurması bile çok önemli bir şey. Bayan takımı 4'te 4 yaptılar. Tebrik ediyorum yani. Bu kadar güzel. Yani bunlar Eskişehir'i temsil ediyorlar. Tabii tabii. Eskişehir bayanları temsil ediyorlar. Bunun için hani her sporda katkı sağlayan bayana tebrik ediyorum ve takdir ediyorum annesiyle. Onu sorayım. Annen de antrenmanları nasıl yapıyorsunuz? Program nasıl yapıyor? O konu birazcık uzun. Annem aslında maçta da benim arkama çıkınca benim için çok büyük bir güven oluyor. Güven oluyor çünkü arkamda güvendiğim bir insanın oturması, annemin işte hadi kızım demesi bile benim için çok yani büyük bir motivasyon ya da oluyor. Özgüven orada daha patlama yapıyor değil mi? Tabii. Yani tam yoruldum böyle, bittiğini hissettiğimde bile annemin sesini duymak bana inanılmaz bir güç veriyor. Onun için ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Evet. Ama işte antrenmanda da aksine o kadar da çok disiplinlidir. Tabii. Kural. Yani işte evdeki annemle antrenmandaki hocam çok farklı, aynı olmuyor. Onun için bu disiplini sağladıktan zaten sonra zaten... Ondan dolayı geliyor yani. Şimdi evdeki anne biraz yumuşak, özverili, çocuğum şöyle olsun, kızım böyle olsun, ama işte hedefe ulaşmak tabii istiyorsanız tabii ki salonda veya o çalışma anında farklı bir anne değil, antrenör, hoca olacaksınız yani. Çok iyi. O yönden yani ikisini, dengeyi çok güzel kurmuş anne. Evet. Yok, anne. Önemli yani. Başarının da burada temelde de o yatıyor büyük ihtimal. Yani bence de. Başarının temeli burada. Tabii hocam, yani bak son beraber Avrupa şampiyonasıydı. Annesi de Avrupa ikincisi oluyor yani. Evet. Yani kolay hala sporu bırakmamış. Bir taraftan kızını eğitmeye, kızının hedeflerine ulaşması için uğraşıyor. Bir taraftan da kendi bir hedef koymuş, hedefine ulaşmak için çok çalışıyor. Çok özveriyle bir çalışma programı. Bunu hani hakikaten anne kız uygulaması, evet, takdire şayan bir şey yani. Aynen. Evet. Peki şimdi Avrupa şampiyonası veya dünya şampiyonası veya Türkiye şampiyonası fark etmez. Minder'e çıktın. Kenarda annen sana deme diyor da. Yaptığın bir yanlış veya ne bileyim şöyle yap, böyle yap falan, ne gibi öğütler veriyor da veya önerilerde bulunuyor. Zaten maça gelene kadar çok uzun bir çalışmamız yani olduğu için annem benim nerelerde bir eksikliğim olacağını veya bir bakışımdan o gün nasıl performans sergileceğimi anlıyor aslında. Ezberlemiştir değil mi? Yani evet, vücut stilime kadar her şeyi ezberliyor. İşte kuşağımın duruşu, her şeyi bildiği için bana ona göre taktikler veriyor. Ama genelde maça çıkmadan önce annem benden daha çok heyecanlı olur. Hatta ben aramızda dalga geçerim. Ben çok daha rahatımdır anneme göre maça çıkarken. Annem işte hadi kızım şunu yap falan filan der. Ben her zaman şey derim. Anne sakin ol, yapacağım. Sakin falan derim. Çünkü ben çıktığımda o an performans sergilerken çok bir şey hissetmiyorum ama arkada annem otururken yani inanılmaz heyecanlandığını hissediyorum ve ses tonuna da bu yansıyor zaten. Onun için annemle aslında çok eğleniyorum ben maça çıkarken. Peki yani şimdi çağımızda evet, son yıllarda özellikle kadınlar daha çok salon sporlarına, bireysel değil de takım sporlarına ilgi göstermeye başladılar. Yani işte basketmiş, voleybolmuş gibi işte son yıllarda futbol. Sen niye bireysel sporu seçtin? Annenden dolayı muhtemelen tabii. Yani bizde atasporuydu tekvando. Ben de oradan devam ettim. Ama genelde hep ben bireysel sporlarda daha başarılı olacağımı düşünüyordum. Onun için bireysel sporları seçtim. Hep önce buz pateni, sonra tekvando. Bir ara futbol falan denemiştim. Ondan sonra bıraktım. Tekvando yaptıktan sonra bunu yani kas grupları ayrılınca destekliğim giderdi. Babanın sporla ilgisi durumu nasıl? Bakış açısı? Babam bize her zaman çok destekler. Yani onda da biz başladıktan sonra tekvando hakemliğini, antrenörlüğünü falan aldırdık tabii ki. Ama her maça bizimle gelir. Arkamızda durması veya bize destek olması. İşte ben maçtayken annem arkamda durur, babam da tribünden hadi kızım falan diye bağırır. Tamam. Onların ikisinin desteği bana inanılmaz güç veriyor. Şimdi Betim Hocam, aynı zamanda erkeklerle de yarışta Gülşen'e. Yani, evet. Şimdi nasıl olur diye tabii insanların kafasında bir soru işareti oluşturur. Ya kadın sporcu bir erkekler nasıl yarışır diye.
Onu da senden dinleyelim. Tabii. İlk defa düzenlenmişti bu. Dünya Beat Şampiyonası olarak geçiyor. Biz de ilk başta şaşırdık. Çünkü böyle bir kategori yoktu. Yeni konmuş. Hani hocalarım girebileceğimi söylediğinde ben önce bir çekindim, girmeyeyim hocam falan diye. Zaten kendi branşımdan ilerliyordum. İlk defa girdim. Yarı finalden finale 5. olarak veya 4. olarak falan çıktım sanırım. Onu tam hatırlamıyorum. Ondan sonra bir dua ettim. Allah'ım sen bana yardım et dedim. Zaten inanılmaz bir baskı oluyorsun da çünkü bir tek kendi temsil etmiyorum. Orada evet. Türk bayrağı var. İşte insanların bakış açısı değişiyor. Orada bir istiklal mücadelesi falan oluyor hepimizin arasında. Öyle olunca artık ne yaptım ben de hatırlamıyorum. İkinciliğe yükseldim oradan. Son anda birinciliği kaçırdım. Birinciliği de alıyordum yoksa. Evet. Tebrik ederim gerçekten. Bir dahaki de birinciliği zaten kaçırdım. Finale çıkan tek kadın bendim. Oradan da ikinciliğe yükseldim. Çok şükür. Bir de farklı bir özelliğin daha var. Uyuşturucu bağımlılıklar ve Uyuşturucu Bağımlılıkları ve Mücadele ve Alkolizmle Mücadele Derneği'ne de sen destek veriyorsun. Evet. Çok güzel bir şey. Yani bu konuda bir farklılık yaratmak da istiyorum gerçekten. Bilgi nereden geldi veya kim nasıl başladın yani nasıl destek oluyorsun? Yani zaten spora başladıktan sonra hayatımızı bir düzene oturtuyoruz. Yani. Ve ben aslında annemden de gördüğüm, yani arkadaşlarım herkesten gördüğüm kadarıyla spora başlayan bir insan işte zararlı maddelere daha fazla uzaklaşıyor. Onun için herkes spora başlatmaya çalışıyoruz biz. Bu şekilde yeni gelen kardeşlerimiz, yeni gelen nesillere daha sağlıklı bir ömür şey olmasını istiyoruz. Onun için zararlı her şeyden uzak durup sadece spora yönlendiriyoruz. Sağlıklı bir yaşam için spor kesinlikle şart. Çünkü o disiplini falan alıyoruz. Evet. Yani hangi sporun dalı olursa olsun, ilkokuldan son şeye kadar yani bir yerde bir şeyle uğraşmaları lazım. Yani gençlere buna yönelmesi lazım, ailelerini yönetmesi lazım. Bak anneni güzel yönet, baba tam destek vermiş, çevrede destek vermiş. Bir dünya şampiyonu çıkartıyoruz yani. Evet. Bu muazzam bir şey. Bu şekilde yani bölge birincilikleri olur, diğer spor dallarında olur. Herkesi yani sağlıklı bir yaşam için spor muhakkak, yürüyüş bile bir spordur. Tabii, tabii. Onun için gençlere tavsiyemiz uyuşturucudan işte kötü alışkanlıklara meyil vermemeleri. Hocam şimdi dön bak senin ve benim gençliğime. Bugünkü imkanlar var mıydı? Yok, nerede mümkün değil. Yani, şimdi imkan var. Özellikle bu imkanları gençlerimiz değerlendirsin. Salon derseniz salonlar, salon sayısı şişede çoğaldı. Bizim gençliğimizde veya çocukluğumuzda yüzme havuzları falan yoktu Eskişehir'de yani. Biz Porsuk'ta yüzerek yüzmeyi öğrendik. Derede yani şeyler farklı. Ama imkanlar çok şimdi daha farklı. Veliler kendileri götürüyor. Evet, evet. Yani saha yeterli mi değil, salon yeterli mi değil ama bir yerden başlanması aynen lazım. Ama tabii bu imkanlar bizim dönemimizde yoktu. Malzeme yoktu. Saha ona keza işte top dikişli toplar, ağızları, memeli onlarla oynuyorduk. Yani akşama kadar bakkala çalışıyorduk. Harçlığımızı bakkaldaki o plastik yani toplara veriyorduk. Yani işte voleybol, basket. Mesela biz ticaret lisesinde Osman Gazi'den ticarete geldiğimde her dalda, 5 dalda spora çıkıyorduk. Atletizm, voleybol, basket, handbol ondan sonra futbol. Artı bir de rahmetli Hüseyin Bor bizi işte sırıkla yüksek atladı bir de ben. Rahmetli Sinan'la, Bahadır'la beraber. Yani. Bir puan almak için. Yani vakit kalmıyor spor itmanda yani boş zaman işte nereye gideceksin bir meşgale spor içinde kaldığın için sosyalleşmen daha farklı oluyor. Kötü alışkanlıklar mümkün değil. Yani ben sigaraya yani içiyorum ama öyle tek tük bir, hiç aklıma gelmez yani 10 sene yani, aklıma gelmez evet. Mümkün değil. Herkese de onu öneririm yani. Şimdi spor deyince atlet dedim hemen aklıma geldi. Şimdi benim 15 yaşında torunum var. Allah uzun ömür. Eskişehir bu altyapısı falan da gitti geldi falan. Okul takımı da oynuyor. Hocası beden eğitimi öğretmeni dikkatini çekmiş. Maçlarda koşu deparları yüksek. İşte en son atletizm şampiyonluğu var Eskişehir'de. Geçtiğimiz, okullar arası. Evet okullar arası. Orada demiş ki sen yarışacaksın, atlet koşacaksın sen. Ya tabii. Çocuk atletizm yapmamış ama il birincisi oldu. Tabii. Ya işte bir stili vardır. O stilde uyuyordur. Evet. Hoca da onu keşfetmiştir. Yarışmaya sokup gayet güzel yani. Bunlar yani. Atlar beden eğitimi öğretmenlerin
öğrenciler üzerinde gözlem çok önemli. Aynen. Yani farklı gözlüyorsa işte voleybol mu oynuyor, basket mi, beden neye uygun, kemik yapısı, elik ve kolu uzunluğu, ayak yürüyüşü, koşu stili, bunlar çok önemli. Her sporcunun kendine göre spor dalının bir stili vardır. Ayak oyunlarında işte farklı onları görebiliyorsa bir beden eğitimi öğretmeni, yani antrenör olarak. Yani bunlar her şeyde yaşamın içinde, sporun içinde başarıyı getirir. Evet. Yani yürümesinde, önü açılmasında destek olundur yani. Yani ben soldan haberim oldu yarışmanın. Yani, bana haber vermemiş. İnşallah devam eder atletizmde, başarılar elde eder. Evet. Şey değil. Yani hayır, sporun özellikle her branşın İlk ana adımı bence atletizm diye. Atletizm yani koşacaksın. Şimdi kardeşimiz belki bireysel spor yapıyor ama orada da atlet yani hız, surat önemli yani, evet. Değil mi? Mesela 76'da Handball Federasyonu kuruldu. Rahmetli Yaşar Sevim hocamız, ışıkları şimdi uyusun, pilot bölge Eskişehir'de. Hüseyin Mor rahmetli bizi, Murat Kılıç. Onlar bir ekol diye. Ben, evet, bir farklı bir şey. Evet. Bizleri futbol takımından getirdiler handbola. Akşama kadar kolumuz çıktı. Vuruş stili işte. Ne oldu? Handbol oynadık. Başarılar elde ettik. Eskişehir'e birincilik getirdik. Mesela Altay Spor'un handbol şubesi devam etti. Bunlar önemli şeyler. Ama işte hocaların görmesi, evet, ve bir adım attı. Onlar bizden de ışık gördükten sonra başarı geliyor. Kızımız da o yönde. Bak annesi devam etmiş. Ne güzel. Bunlar önemli şeyler. Evet. Etrafı da ön ayak ve sembol olmuştur. Tabii tabii. Teşvik bu. Yapacaklar. Bu işler böyle yani. Olması lazım. Yani. Peki yarın okul bitecek. Bir şekilde bir hayat atılacaksınız. Daha sonra bir mutlu bir yuva kuracaksınız. Çocuklarınızın hangi spor branşında yarışmasını istersiniz? Hani anne ve anneanne branşında mı? Veya tercih onlara mı bırakırsınız yani? Tabii ki öncelikle tercih onlara bırakırım ama kendi yaptığım branştan ilerlemelerini isterim tabii ki. Sonuçta kendi bildiğim alan ve onları da annemden nasıl gördüysem ben de çocuklarımı o şekilde en iyi yerlere gelecek şekilde yetiştirmek isterdim. Evet. Peki futbolla ilgin var mı? Futbolla ilgim var. Seviyorum. İşte, hangi takım tutuyorsun? Eskişehir Spor tabii ki. Eskişehir Spor tabii ki. Tebrik ederim. Yani şimdi bunu duymak çok sevindirici bir şey. Gerçekten mutlu oldum. Yani buraya geriye bazı işte programa çağırdığımız sporcu kardeşlerimiz 3 büyük, 4 büyük takımdan bahsediyor. Biz Eskişehir'deyiz. Eskişehir önce kendi şehrimizin ayrıcalık ister. Evet. Bu kadar basit. Önce kendi şehrimizin takımı varken gönlümüzden geçebilir A takım, B takım mutlaka ama önce buraya çıktığı zaman veya bir toplum içerisinde sorduğu zaman ben Eskişehir Spor'uyum diye göğsünü kabarta kabarta söylememiz lazım. Eskişehir Spor'un bugünkü durumu iyi olmayabilir. Başarı olmuyor ama geçmişteki başarına baktığım zaman Türkiye'de ilk Anadolu'da meşaleye yakan Eskişehir Spor'dur yani. Anadolu meşalesini yakan. O yüzden yani Eskişehir Spor'un eğer yeni yetişen gençlerimiz Eskişehir Spor'un mağazını bilmiyorsa lütfen internetten veya Eskişehir Spor'da işte Metin abiler gibi, Ender abiler gibi, İspanyol abiler gibi efsaneler var. Onlardan Eskişehir Spor'un... Saymak da bitmez o büyüklerimizi. Yani rahmetli olanları saygıyla anıyorum. Yani muhteşem. Bir takım efsane, bir Amigo Orhan. Evet. Yok bir daha yok. Var yok. Mı hocam? Yok. Orkestra şefi. Yani evet. Böyle bir Anadolu'da imza atacak ya da böyle bir şey çizecek bir takım artık zor gelir ve bu yıllarca konuşulabilecek ve anlatılacak bir serüven. Eskişehir Spor ayrı bir olay. Yani bunu basite indirmek yakışmaz. Eskişehir Sporlu olmak ayrıcalık ister. Evet bu, yani. Şeyde. Peki başka anlatacakların varsa onları da dinleyelim. Hedefin tabii dünya şampiyonu. Yakında bir dünya şampiyonu var galiba. Yakında üniversiteler yaz olimpiyatlarımız var Çin'de. Onun için biz de kampta çalışıyoruz şu an. Kamptan geldi doğru. Ankara'dan geldi. Program için tekrar Ankara'ya dönecek. Evet günübirlik gelip döndüm. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip en iyi şekilde derece almayı umut ediyoruz. Altı madalya bekliyoruz oradan. Yani inşallah. Biz onun için valla şu an elimizden geldiğince çalışıyoruz. Zaten toplam 138 tane falan madalya toplamışız bugüne kadar. Evet. Tamam. Daha da bunu çoğaltacağız. Evet. İnşallah. Altı madalya taşlandıralım. Kaç yılda bir yapıyorsunuz?
Ben 13 yıldan beri tekvando yapıyorum. Yani ömrümün yarısından daha fazlası tekvando da geçti. Evet. 9-10 yaşında başlamıştım. Şu açıdan sonra 138 madalya mı dediniz? Evet. Yani 138 düşün tane. Hocam, 138 madalya alıp onu elde etmek, kazanmak, boynunu asmak. Yani gerçekten çok büyük bir başarıdır yani. Evde duvar dolmuştur. Evet. Onu ayrı bir müze yapmak lazım. Şöyle 3 tane kolon var. Şimdi 4.ye yaptırıyor annemler. Tamam, oraya koyuyorum. Onları çoğaltalım evde. Yani, İnşallah. Çok güzel. İnşallah. Bu başarının devamını diliyoruz. 338 olur, 348 olur. Yani başarının devamı dileriz. Tabii ki gurur duyuyoruz. Hem Eskişehir olarak hem de Türkiye'yi temsil ediyorsun. Evet. O göğsünde ay yıldız var. Bu yüzden her Avrupa Şampiyonası'na veya Dünya Şampiyonası'na giden tüm sporcular fark etmez. Hangi branş yaparsa yapsın. Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz. İşte bak güreşçimiz Avrupa şampiyonu oldu. Gurur duyduk yani. Tabii. Güzel şeyler. Evet. Şampiyonluk kadar güzel bir şey yok. Aynen hocam. Başarı. Yani sizler yaşayamadınız ama. Biz de bir alt liglerde yaşadık. Yani. Evet yani. Evet. Şey yani Eskişehir formasıyla evet. Diyelim. Peki hocam. Bir de program öncesi bir konu açmıştın sen. Şimdi hatırlayamadım ama onu da konuşalım diye. Trabzon dosyası mıydı? Trabzon dosyası, yani Trabzon'un elinde silebilir, almayabilir, bir yazıya bakar. Bir de Konya Spor'un meselesi var. Evet. Tahminim herhalde Halil Ünal zamanı olabilir. Konya Spor'un yabancı transferini açmak için oradan biz bir oyuncu transfer ettik. Bedelsiz. Herhangi evet, bir para. Ama buna para çıkmış. Nasıl çıkmış? Bir bedel ödenecek. Nasıl bir bedel? Şimdi Konya Spor bizden alacaktı. Hatır için top çalıyorsun, borçlanıyorsun. Nasıl bir sistem? Ama benim bildiğim kadarıyla bu yeni mesele değil. Hani eğer yanlış hatırlamıyorsam Konya Spor bunu silmişti. Ama çünkü, silinen borç tekrar nasıl şeyde yani, duruyor? Hatta transferin kapalı o konuda. 2 yıl önce mi, 3 yıl önce mi Konya Spor'un başkanı, Konya'da bizim Türkiye Spor Özel Derneği'nin Konya Şube Başkanı Cengiz vardı. O evet. Beni bilgilendirdi. Ondan sonra başkanın numarası, telefon numarasını istedim. Başkanla telefonda konuştum. Eskişehir Spor'un zor durumda olduğunu, biz kardeş takımımız, dost takımımız dedi. Eskişehir Spor'a ben gereğini yapacağım demiş o zaman. Yani ama şimdi, bir şey yapılmamış bildiğim kadarıyla. Demek ki yapılmamış, evet yani. En son görüştüğümüzde tesislerdeki, yönetimdeki arkadaşlarla dosyanın durduğunu, devam ettiğini ve herhangi bir kolaylık sağlanmadı. Hani kolaylığı değil, tamamen silinmesi lazım. Evet, evet. Hani hatır için bir topçu alıyorsun, topçu bizde oynamadı bile yani, bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Niye, nasıl bir borç oluyor bu? Farklı bir şey yani. Bu yönetim bunu yani temizleyecek. Muhatap Konya Spor, telefonla falan olmaz. Bazı arkadaşlar araya girip bu işi üstüne gidip bitirmeleri gerektiği konuştuk. Eskişehir Spor yönetimden, hocam Eskişehir Spor yönetimden burada bizi izleyen arkadaşlarımız varsa yönetimden, bizim Türkiye Spor Yazıları Derneği Konya Şube Başkanımız var. Aynı zamanda Genel Merkez, Türkiye Spor Özel Derneği Genel Merkezi'nde yine Konya'da arkadaşımız var. Cengiz Bey arkadaşımız. Bunlarla diyaloglarımız çok iyi. Kulüple, Konya Spor Kulübü'de arkadaşlarımızın diyalogları çok iyi. Eğer evet. Hani böyle bir adım atmak istemezse beraber de Konya'ya gidebiliriz. Adım atıldı tahmin ediyorum. Yani bir diyaloğa girilecekti en son. Şu anki yönetimdeki arkadaşlarla bizim eski topçular hı hı. Daha Konya'dan işte bize çok transfer oldu biliyorsunuz. Evet, evet. Bizden giden oldu, gelen oldu. Aynen. Daha Metin biliyorsun Erimez'de. Varol orada, Ali İhsan, efendime söyleyeyim Gani, hep Cemalettin. Bunlar bizim Eskişehir Spor forması yani arkadaşlarımız evet. Konya'nın formasında giydiler. Yani Metin gerçi Eskişehir Spor'da evet. Beraber çıktık. Metin evet, eski yıllarca Konya'nın kalesini evet. Korudu. Varol mesela orada gol kralı yani, oldu. Evet. Celalettin oradan geldi. Yani yönetimin tam bilgisi yok tahmin ediyorum Konya'daki. Muhtemelen. Yani evet. Konunun tam aydınlatıp karşı istişare yapılıp bu işin bitmesi lazım. Bir tek ondan sonra Trabzon dosyası kalıyor. Diğer zaten dosyaları çok indirmişler aşağı. Yani yönetim bu konuda evet, evet. Bayağı şeydi ama son iki dosya büyük ihtimal. Yani Trabzon'a ihtiyacım var Eskişehir Spor'dan alacak paraya şu anda. Yok. Geçenlerde yani iki hafta önce, üç hafta önce bir kulüpte yöneticilerle sohbet ederken yaklaşık 40-50 milyon bir paraya ihtiyaç var dediler. Yani 40-50 milyon parayı bulabilsek borçları hepsini kapatırız diyorlar. O, yani çok bir de para değil 40-50 milyon o kadar yani. Zaten ödenmiş rakam. Evet. 40-45 civarı ödenmiş. Bir o kadar da evet, evet. Ön olduğu zaman
rahatlıkta olacak ama Trabzonspor'un bence bir sünger çekmesi lazım. Anadolu takımının yani efsane Eskişehirspor'un önünü açması lazım. Konya'nınkinde inşallah bu sezon hallolur. Konya hallolur. Konya'da ben ümidim var yani ümidim var. Yeni yönetimi Konya'nın yeni yönetimi bu konuda kolaylık göstereceğine inanıyorum. Yani olayın özüne inemediklerini tahmin ediyorum ben. İnşallah sezon başlarken bu işler bitmiş olur. Hocam biliyorsun bu ligdeki hamle Konya'dan gelen taraftarlar var. Evet. Eskişehirspor'u desteklemeye yani Konya Eskişehir arası ilişkiler çok iyi. Dediğin gibi gerekirse ben de konuşurum. Ya bugün bizim başımıza gelen yarın aynen. Diğer takıma gelecek. İşte görüyoruz diğer Anadolu takımlarını hep maddi açıdan yanlış yönetimlerin maddi açıdan yanlış yapılan işlemlerin sonucunda kulüplerin borçlanması burada üzülen taraftar ve takımın son durumları oluyor. Bunları bir önüne yani yasa olması lazım. Yasalarla geçilmesi lazım. Yeni bir yasa lazım. Çıkacak. Komisyonlara görüşülüyor şimdi spor yasası da. Tam detayını bilemiyoruz. Ya işte. Peki hocam hemen yasa deyince geçtiğimiz günlerde Futbol Federasyonu Başkanı istifa etti ama Futbol Federasyonu içerisinden dediler ki yayın öncesi konuşmuştuk maçları 100 dakikaya çıkartalım. Daha FIFA'dan geldi. Federasyon'dan değil de FIFA'dan gelen bir öneri maçlar 100 dakikaya çıkarılsın. Yani zaten 90 dakika zor çıkaran futbolcular var. Bir de 100 dakikaya çıkarılsın. Uzatmayla 110 dakikaya kadar gidiyor. Ya olabilir. Teklif yani geçerli olabilir ama çok zor. Türk koşullarına göre, Avrupa'daki koşullar. Yani 90 dakika zaten yeterli. Artı uzatmalar kondu. 100 dakika bir uzatma daha 110 dakika. Antrenman programları 90 dakika üzerinden yapılmıştır. Hı-hı. Avrupa'da Avrupa bizden daha önde çalışma açısından, şey açısından, kalite olarak altyapıdan başlar bu iş. Süreler hı-hı. altyapıya göre devam ederse o yaş grupları normal 16-18'e geldikten sonra 100 dakika yapabilirsin. O sporcu aldığı antrenman dozunu orada gösterebilir ama şu anda 100 dakika yaparsan antrenman programlarının bütün değişmesi lazım. Sistem değişecek. Yani bu hemen olacak iş değil. O zaman bir eski milli hakemlerden, eski milli futbolcularımızdan Mehmet Sayın Uludağ hocamız var. Bir onunla bir söyleşi yaptık. Hem maçların 100 dakikaya çıkartılması, bu federasyon 13 hakimin görevine son vermişti, tahkim geri döndürdü falan. O konuları görüştük bakalım Sayın Hocam ne diyor? Sayın Hocam, Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Bazı isimler geçiyor federasyon başkanına. Sizde kimler olabilir? Nihat Özdemir istifa edince bunun yerine şimdi geçici olarak servet yardımcı oldu. Fakat duyduğuma göre Göksel Gümüşdağ, ondan sonra Rıdvan Dinmen, ondan sonra bir de Hamit Altıntop'un adı geçiyor. Bu üç kişi olur ama bana soracak olursan en layık futbolun içinden geldiği için Hamit Altıntop diyorum. Fakat siyaset bakımından tabii Rıdvan Dinmen ön plana çıkıyor ama. Rıdvan Dinmen diyorlar yani. Ne olacak? Belki de Servet Bey devam edebilir. FIFA'da görevi olduğu için. O da olabilir ama en kuvvetli aday yani futbol içinden geldiği için herkes de söylüyor yani futbol bundan sonraki başkanlar futbol içinden gelen kişi olacak dedikleri için en iyisi yani Hamit Altıntop diyorum ben yani. Evet. Peki hocam şimdi 13 tane hakem göreve iade edildi ama şu ana kadar kendilerine maç verilmedi. Bunların pozisyonu ne olur? Bu hakemler, bu Merkez Hakem Kurulu zaten bunlara görev vermiyor. O bu 13 hakem de tekrar geri dönmek istemiyorlar. Bu Merkez Hakem Kurulu gittikten sonra biz ancak görev alırız diyorlar. O nedenle zaten görev verselerdi biz kabul etmeyiz diyorlar. Hı hı. Ondan sonra Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu zaten benim arkadaşım. Kendisini yakinen çok iyi tanıyorum ben. Ferhat Gündoğdu da diyor ki ben olduğum sürece bu hakemlerin görev vermem diyor. Bu Merkez Hakem Kurulu gitmedikten sonra diğer o arkadaşların görev almaları çok zor yani. Çok zor yani. Onun için bu hakemler ancak yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluştuğu zaman o zaman görev aldılar. Ama ben şimdi görev alacaklarını hiç umuyorum yani. Görev almazlar yani.
Ferhat Bindoğdu ve bu merkez hakem kurulu, 9 kişilik olan merkez hakem kurulu bu arkadaşlara görev vermezler yani. Ben öyle bekliyorum yani. Peki hocam, şimdi FIFA maçların 90 dakika yerine 100 dakika oynanması konusunda bir öneride bulundu. Karşı çıkanlar da var, destekleyenler de var. Sizce 90 dakikalık süre 100 dakikaya çıkarılmış olsa ne sorun yaşanır? Hakemlik için ve seyirci için çok zor olur. Zaten 90 dakika bile yani zor dayanıyorlar. Ben 100 dakikanın olacağını inanmıyorum. Onlar sadece topun taca gitmesi, oyuncuların değişmesi, sakatlıkların olması diye top 90 dakika oynanmıyor. Hiç olmazsa 100 olursa 10 dakika şey olur, o da hesabını yapıyorlar ama bu yani 100 dakika çıkacağını sanmıyorum ben. Olmaz. 90 dakika yine devam ederler yani. 100 dakikaya onay çıkmaz yani. Öneri şeklinde ama çıkacağını ben hiç sanmıyorum yani. 45 yıllık hakemin tecrübeme dayanarak söylüyorum yani. Eski bir milli hakem olarak söylüyorum. Yani 100 dakikaya çıkacağını umuyorum. Odaylanacağını da umuyorum yani. Zaten çıkarsa da hem hakemlikte hakemler ve futbolcular ve seyirciler bakımından fazla olur. Yani 10 dakika fazla eziyet demektir. Yani onun için çıkacağını zannetmiyorum. Yani ben de kendim onaylamıyorum. Sakatlıklar, oyunu değiştiği falan da kendisi oyunduruyor. Bazı şey 5 dakika, 10 dakika maç uzuyor. İşte. Yani normalde eğer 100 dakika çıkarsa 105 dakika, 110 dakikaya kadar çıkacak. Onun için hani olacağını sanmıyorum. Yani iyi bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani sadece bu öneriden başka ileri gidemez. Yani ben zannetmiyorum oynatmazlar yani. Hocam bir de yani kimi de diyor ki işte 90 dakikada çok 80 dakikaya düşürelim. O da olmaz. Onu da düşüremezler yani. Zaten çok sakatlıklar oluyor, oyuncu değişiklikleri oluyor, itirazlar oluyor. O nedenle olacağını, onun da 80 dakikaya düşeceğini zannetmiyorum yani. 90 dakikada kalır yani bu. Bütün dünyada 90 dakika oturmuş vaziyette. Hiç olmaz yani. Ne 100 dakikaya çıkar ne de 80 dakikaya düşer. Yani umuyorum ben. Çıkacağını zannetmiyorum. Yani pek de faydalı olacağını hiç zannetmiyorum yani. Olmaz yani bu iş. Peki, teşekkür ederim hocam. Evet, sevgili Metin. Şimdi Eskişehirspor artık sezon son 5 maçı kaldı. Son 5 maçta kazansa bile son maç bayı zaten. 4 maçı. Son maç bayı. Evet. Gelecek sezonda Eskişehirspor'un yapılanması için çok kısa olarak, çünkü süremizde kalmadı, ne yapması gerekir? Yeni yapılanma. İyi bir programla uzun vadede, yani bir maç, iki maçlık değil, sezon uzun, çok iyi bir zamana bölüp maddi açıdan destekleri sağlayıp gene yönetimle bu teknik heyette çalışacaklarsa devam, ona göre bir takım hazırlayacaklar. En son Serdar Hocam ve diğer görevli arkadaşlar 6-7 tane alttan gelecek profesyonelliğe aday arkadaşlarımız, gençlerimiz varmış. Dışarıdan daha da eğer açılırsa takviye yaparak inşallah öyle bir sezon geçiririz diye düşünüyorum ve yukarı doğru çıkacağız diye inancındayım ben. Pazar günü Eskişehirspor Uşak'ta oynayacak. Evet, kardeş takımında. Evet, 15'te başlayacak. Maçın hakemleri ise Eskişehirspor Uşak maçının hakemi Ankara bölgesinden Onur Bingöl, birinci hakem, orta hakem maçı yönetecek olan. Yarındır ise Emin Barlas, Azat İlhan ve Göksu Furkan Güngör olacaklar. İlk maçta biz Uşak'a 1-0 yenilmiştik. Evet, son olarak senin dinleyelim. Bitirirken neler söylemek istersin programı bitirirken? Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese spora başlamasını tavsiye ediyorum. Herkes spora başlasın. Evet, peki. Aynı teşekkür ederim. Sağ olsun. Evet sevgili izleyenler, bugün de biz ayrılan süre doldu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hocam şimdiden söz alalım. Haftaya eğer müsait olursan bekleriz tekrar. Çünkü konuşamadığımız pek çok soru oldu. Misafirimiz evet. Olunca. Şimdi maçlar 90 dakika yüze, sen de programı biraz yüze çıkartırsın. Evet inşallah hocam. Peki efendim, tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.